Özgürlük diyorlar. Şimdi bak, dünyanın en özgür ülkelerinden biri hangisi diye yazın internete, Kanada çıkar. Kanada en rahat ülkesi, en müreffeh ülkesi diye çıkar. En özgürlükler ülkesi diye çıkar. Kanada'da ne yaptılar biliyor musunuz? Son haberleri takip ettiniz mi? Başörtülü bir tane öğretmen hanım kardeşimizi görevinden attılar, okuldan attılar. Niye? Başörtülü diye. Hani özgürlük? Kanada'nın özgürlüğü İslam'a kadardır. Tamam. İşin içerisine İslam girince bütün Avrupa'sı, Amerika'sı, Batı'sı hepsi özgürlüğü bir kenara bırakırlar. Niye? Çünkü orada İslam devreye giriyor. Ne oldu? Hani özgürlükler ülkesiydi? Sorsan bizim ülkemize laf atarlar, laf söylerler. Ya bizim ülkemizde herkes rahatça istediğini söylüyor ya. Ateist dernek kuruyor. Ateizm diye dernek var. Hristiyanı istediği gibi çalışıyor. Gidin aşağı unculara gidin. Unculara gidin. İncil dağıtıyorlar bedava. Dükkan var, adam açmış vitrinde. İncil ücretsiz alabilirsin diyor uncularda. Kimse taşlıyor mu dükkanı? Yok. Satamazsın diyor mu? Yok. İncil satan satar, anlatır. Biz de burada sohbet anlatıyoruz. İsteyen İncil dinlemeye gider, isteyen Kur'an dinlemeye gelir. Ya gördün mü sen Türkiye'deki özgürlüğü? Bu laflara bizim karnımız tok. O halde ülkemizin kıymetini bilelim. Bu toprakların kıymetini bilelim. Ha, ülkemizde eksikler yok mu? Var. Onlar tamir et, gayret et, çalış, iyi bir örnek olmaya çalış. Oturuyorsun, muhabbet ediyorsun. Hele ki şu son zamanlarda ekonomik de evet çok sıkıntılar var. Kimsenin ağzından hayırlı bir cümle çıkmıyor ya. Battık hocam, bittik hocam, öldük hocam, yandık hocam, kavrulduk hocam. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Elhamdülillah. Yiyecek ekmeğimiz var. Hamdü senalar olsun. Rabbim gökten yağdırıyor, yerden bitiriyor. Bu günler de geçer ya. Bir insanlara moral verin. Bir vazifesini yapsın herkes. Bunları da atlatırız Allah'ın izniyle. Biz ne badireler atlattık, ne zorluklar gördük.